Pamukacı efendi. Bakıyorum kümesten çok burada takılmaya başladı. Peki ben senin kümesinde bu kadar takılsam iyi mi? Efendim? Bence de. Oğlum bu kadar ihmal etme lan kümesi. Bak kızlar da şikayetçi durumdan ya. Ha. Kız demişken. Bizimki ne yapıyor ki lan? He? Ben sana diyeyim mi? Kesin bu var ya, sabaha kadar uyumamıştır. Bana keseceği cezayı düşünmüştür ha. Ne yapsak lan? Kahvaltıya çağırsak mı? He? Bence de. Yani bu konuda sana %100 hak veriyorum. En iyisi hiç bulaşma bak. Biz kendi başımızın çaresine bakalım. Ne yapıyorum ben ya? Omlet yapacaktım ben. Yok ya, istemiyor benim canım kahvaltı falan yapmayacağım. Ya benim bu sinirim gün geçtikçe azalmıyor, aksine artıyor ya. Ay bir deli gibi kendi kendime konuşuyorum, bu da yeni huy. Yok ya, ben gideyim galeriye direkt. Bir tost falan söylerim, doyururum karnımı. Yapmayacağım kahvaltı falan. Bak hala kendi kendime konuşuyorum. Ya deli edecek bu adam beni ya. Hiç ağzımda tadı yok ya. Neyse gittim de dükkanında bir şeyler yerim var. Hesaplaşmanın saatini bir belirle de istersen. Ajandama not alayım. Bu aralar biraz yoğunum da. Tövbe estağfurullah ya. Ha, bu kız da tam bir poker surat ha. Blöf mü yapıyor, plan mı yapıyor belli değil ya. Neyse. Yaşayıp göreceğiz artık. Şevkat. Esin bak şurada iki dakika kafa dinliyorum. Hiç kavga edecek havamda değilim lütfen. Vay. Şaşırttın beni. Ben sen hep kavga edecek havandasın sanıyordum. Ben dört mevsimim kızım. Yeri gelir romantik takılırım. Yeri gelir kavga ederim. Her zaman aynı olacak değiliz ya. Hmm. Demek ki bu küresel ısınmadan sen de payını aldın. Havan hep kavga da. O zaman sıkıntı senin bakış açından alakalı. Neyi görmek istiyorsan oraya bakıyorum. Ben şurada iki dakika kafa dağıtacaktım. Sağ ol vallahi. Zehir zıkkım ettin. Söyleyeceklerimi söylemedim ben daha. Oho. Senin konunun girizgahı bu kadar uzun sürüyorsa söyleyeceğim bir gün sürer senin. Ben en iyisi yarını boş bırakayım. Sen gel bütün gün bana rahat rahat içeri dök. Şevkat, cıvıma hemen ya. Konu bizimle alakalı değil. Konu Emrecan. Ya Selami çocuğu kahvehane köşelerinde büyütüyor. Okeyle öğretiyor matematiği ya. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Keşke benim rahmetli peder de bana ufakken bu yöntemi uygulasaymış ya. Benim matematik biraz zayıftı da üzerine afiyet. O zaman herhalde yıldızlı peki falan alırdım ya. Senin sosyal bilgilerin de zayıf. Onu ne yapacağız? Aman senin sanki çok iyi. Bütün bildiğin lak 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 çene. O da zaten derste müfredat da yok. Et sıfır. Boş güne geçmiş olsun. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun? Emrecan diyorum öyle kahvehane köşelerinde olmaz. Ya tamam bakacağız bir yoluna tamam. Neyi bakacağız bir yoluna ne yapacağız? Bir çözüm bulalım. Benimle de paylaşmak ister misin? Vallahi ona da bakacağız. Müsaade edersen şimdi benim biraz işim vardı da. Beşiktaş falan yazıyordum. Kusura bakma. Uyuz ya. Hayır. En azından bir arayayım da gelip gelmeyeceğini öğreneyim. Değil mi lan? Ama kaçayım. Hani mesela ona göre kapıyı kilitlemem. Belki. Arayayım, arayayım.
Efendim Şevkat. Esin. Ne oldu? Özür dilemek için mi aradın? Ya bir hata yapmış olsaydım özür dilerdim. Ha, sen hala bir hata yapmadığını söylüyorsun yani. Ya özür dilenecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben böyle kendi kendime küsüyorum o zaman, öyle mi? Ama sanki hiç yapmadığın şey ya. Ya neyse, önemli değil. Sonuçta Esin bazen çatlatır, aşık Şevkat atlatır değil mi? Ne diyorsun sen ya? Sen sarhoş musun? Sen içip içip mi arıyorsun beni? Ne diyorsun kızım sen? Sarhoş olsam seni mi ararım? Amok Ağaççı'yı gazel okurum. İyi o zaman, ben aranıza girmeyeyim, muhabbetinizi bölmeyeyim Amok Ağaççı'yla. Git ne yapıyorsan yap, kapat telefonu. Kapatmıyorum efendim, sen kapat. Kapat şu telefonu Şevkat. Kapatmıyorum lan. Hadi bakalım. Takacağım şarja telefonu. Sabaha kadar şorla dur ondan sonra. Kapatmıyorum. Kim şorluyor ya? Pardon, kim şorluyormuş? Ha doğru, doğru. Sen şorlamıyorsun, çok affedersin. Amok Ağaççı şorluyor. Amok Ağaççı oğlum bak şorlama, çok ayıp. Esin ablan ondan sonra Amok Ağaççı şorluyor diyor. Alo. Böyle kapattırırlar işte adama. Hadi bakalım. Artist ya. Çaylar kahveler, çaylar kahveler, çaylar. Şevkat! Kazım! Neden önce benim kahvemi getirmiyorsun? Soğusun mu benim kahvem? Buz gibi mi içeyim ben kahvemi? Yok, ben Şevkat'a götüreyim sıcak sıcak. O içsin, ondan sonra sana getiririm diye düşünmüştüm. İstemez Kazım. Götür ver şunun kahvesini, bırak. Car car bağırıyor sokak ortasında, baksana. İstemez! Ne o Şevkat Bey? Lütfeder gibi bir haliniz var. Ben burada hakkımı savunuyorum. İlk ben istedim kahve. Götür ya. Götür onu da Şevkat içsin. Bırak! Lalla, onun istemediğini ben hiç istemem. Kelaya bak. Lütfen diyor bana be, kahve verecekmiş. Götür, istemiyorum. Özür dilerim Esin. Sen haklıydın. Ana! Bu ne la? Şey usta, onu Esin abla bıraktı da. Ha. Günde iki kere umutlayan Sultan Tavuk senin için. Özür dilerim. Günde iki kere umutlayan bu. Bekle tatlıymış ha. Evet gençler. Tahminleri alalım. İlk hamle kimden gelecek? Vallahi bence kesin Esin'den gelir. Kızlar çiçeğe dayanamazlar. Yani Esin çiçekleri görünce kesin yelkenleri indirir. Vallahi abisinin tellak hiç sanmıyorum. Sonuçta gittik biz günde iki defa yumurtlayan tavuk aldık Şevkat'a. İlk kesin Şevkat çıkar. Hadi iddiaya girelim. Girelim. Esin diyorum. Kesinlikle, kesinlikle Şevkat çıkacak ya. 1-0-5 oran veriyor. Hiç sekmez. Çıktı işte abisinin. Çıktı işte. Hayır hayır, Esin de çıktı. Ya Esin de çıktı, Şevkat da çıktı. Berabere, durun berabere. Ya çok incesin. Sağ ol ya. Fakat buraya günde iki kere yumurtları yazmışsın. Bu sultan tavuğu yalnız. Bırak günde iki kereyi, bunlar ayda 6 kere yumurtlar, haberin olsun. Yani diyeceğim, seni bir ince kazıklamışlar ha. Ya öyle mi? Çok sağ ol ya beni düşündüğün için. Sen de bana çiçek göndermişsin. Üstüne özür notu falan eklemişsin de. Çok orijinal bir fikir bu ya. Nereden aklına geldi? Şunu unutmuşsun ama ben bu çiçekleri hiç sevmem. O çiçeği ben göndermedim. Ben böyle dandik çiçek göndermem. Kardeşlerim, canlarım benim. İşler tersine döndü. İsterseniz ufaktan kaçalım. Bence kesin saldıracak bunlar. Bence hiç çıkmayalım, fark etmesinler. He? Oğlum burada durursak onlar camdan içeri girerler, cam kırılır. Ben Selami'ye boşu boşuna cam parası vermek zorunda mı kalayım ya? Bu çiçeği sen göndermediysen eğer. Tavuğu da sen göndermedin demektir. Yani. Evet, sıkıntı büyük. Gençler, büyük sıkıntı var. Siz neden her işe burnunuzu sokuyorsunuz? Ben bir çiçekle barışacak mıyım bununla? Bu adam nasıl bana herkesin içinde bağırdıysa, herkesin içinde özür dileyecek!
Harma kız! Sanki biz burada özür dileyecek bir şey yaptık lan. Çık çık. Çık çık çık. Bu sultan tavuğu. Anladınız mı? Sultan tavuğu bu. Ne yazmışsınız buraya? Günde iki kere yumurtlar. Günde iki kere mi yumurtlarla sultan tavuğu? Ha? Günde iki kere mi yumurtlarla sultan tavuğu? Ayda altı kere yumurtlar. Akılsızlar. Pişkuzanlar. Yıllarca bizden sakladığı yer burası ha? Ya yok, saklamak değil de milletin gözüne sokmadım sadece. Doğru. Niko şunu açsan. Dur Şakat. Muala Hanım ne güzel yapıyorsunuz. Merhaba. Siz yeteneklisiniz bayağı. İşte yavrum, yaptığım el işlerinden kalma bir şeyler. Yoksa unuttum hepsini. Esin ne iş verdi Daniço? Seninle aynı sebepten olmalı. Heh, al kardeş, dikkat et. Buyurun. Gizem, sen biliyor muydun Şefkat'in de geleceğini? Yoo. Siz ayarladınız bunu değil mi? Ben gidiyorum abi. Şşş. Hiçbir yere gitmiyorsun Şefkat. Ben Gizem'le gidiyorum, sen burada kalıyorsun. Şefkat, konuşmanız lazım ve en uygun yer burası. Aa, Şefkat gelsin oğlum. Ne haber Molla teyze? Merhaba. Hoş geldin. Haber. Nasılsın? Çok sevindim seni gördüğüme. Daha sık gel, özlüyorum seni. Geliyorum ya ayda bir işte. Ben bir Ankara havası çalışayım da geleyim. Tamam, hadi bakalım. Kolay gelsin. Siz de mi kaçıyorsunuz? Biz de odamıza çıkalım. Şefkat, böyle küçük oyunlarla sorunları çözemezsin. Ne diyorsun kızım ya? Ne oyunumdan bahsediyorsun? Benim de haberim yoktu. Olsa gelir miydim laf? Aman sakın gelme zaten. Özür dilemek için de hiçbir şey yapma. Sen de anca böyle tavır yap işte. Arkadaşlar, lütfen sessiz olur musunuz? Pardon, bağırıyor. Sen. Biraz da ben de ya. Biraz da kendine bak. Vallahi ben kendime bakıyorum ve hiçbir sorun göremiyorum. Ay vallahi hep aynı şeyler. Daha fazla uzatamayacağım. Gidiyorum ben. Aman ne olur kal ya. Allah aşkına. Yalvarırım kal. Biraz daha kavga edelim şurada. Esin. Aferin. Ya bir kapıyı da tövbe yarabbim. Yine olmadı. Bunlar her yerde tartışıyor. Uf, hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. Şefkat. Kendine gel genç adam. Biz dostuz. Az önce hayatını kurtardık. Unuttun mu? Yalan söylüyorsunuz, öleceksiniz. Ha ha ha. Vay canına, niyeti ciddi. İki... Esin, sen misin? Bendeki de soru. Başka kim bu kadar sakar olabilir ki? Bakıyorum da tavuk gibi erkenden uyumak lafı sizin için pek geçerli değil ha? Öyle mi? Beni mi özledin sen? Hadi kümesi, hadi. Hadi böyle olmaz, hadi. Gel. Alo Sanem, ne haber? Yo, her şey yolunda, bir şey yok, öyle oturuyorum. Ay tamam, hemen anla zaten. Evet, Şefkat'i düşünüyordum. Ya bir yanım Barış diyor, bir yanım da affedemiyor bir türlü. Ne yapacağımı şaşırdım. İyi tamam, ben yatarım zaten şimdi.
Ay tamam, oturmayacağım sabaha kadar Sanem. Hadi öpüyorum, görüşürüz yarın. Bye bye. Ya Temel'le gitmiyorum zaten Gizem. Biraz zamana ihtiyacım var. Yani bence Şevkat'in de zamana ihtiyacı var. Bu arada belki biraz düşünür de hatalarını fark eder, ne bileyim. Ne oluyor be? Eyvah. Ne oldu Esin? Ya Amok Açı Kartal Biblosu'nu kırmış. Şevkat şimdi kesin benim yaptığımı düşünecek ya. Ya kızım söylersin horozun yaptığını ya. Adı Amokaçi olan bir horozun Beşiktaş'ın simgesini kırması mantıklı bir şey mi yani Gizem? Ne yapsam, yapıştırsam mı ben bunu acaba? Ya yapıştır tabii. Elin yatkın zaten bu işlere. Yapıştırayım ben bunu ya. Olur belki eskisi gibi. Aman canım sen de büyütme bu kadar ya. Alt üstü bir biblo yani. Ya ne bileyim, belki biri hediye etmiştir. Yani sevdiği, değer verdiği biri. Beşiktaş'ın bir futbolcusu falan. Nasıl gidiyor? Oluyor mu? Ne bileyim Gizem ya. Hiç olacak gibi değil, bu zor. Ya kızım takma ya, Şevkat bunu anlayışla karşılar. Tahmin edemiyorum ki adamın sağını solunu. Yani onun için çok önemli de olabilir işte, ne bileyim. Olmadı hiç bu ya. Olmadı yani, kırık dökük bir aşağıda bir yukarıda oldu bunun kanadının. Öf ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ayıp, ayıp ya. Ayıp vallahi. Beni parçalasaydın var ya daha az canım acıktıysın. Bu neyin öfkesi ya? Neyin öfkesi bu Esin? Ya bir insanın bu kadar değer verdiği bir şeye böyle bir şey yapılır mı ya? Ne kadar öfkelenirsen öfkelen. Şevkat bak bir müsaade. Bak, senin bu yaptığının adı alçaklık. Nasıl alçaltıyorsun bu kadar kendini Şevkat, ya? Yapma. Nereden geldi bu hınç? Bu ara biz ne ara bu kadar hınçlandık ya? Şevkat, olacak iş mi yanlış? Şevkat bana bir müsaade. Bak vallahi, vallahi sevdiğime de seveceğime de pişman ettin beni be. Ah çok güzel. Ağla şimdi de. Durumdan sıyrılmak için en dayanamadığım şey yap. Böyle ağla ama beni bu sefer yumuşatamayacaksın Esin. Çok kırdın beni, çok. Ben gidiyorum. Sen de git. Nerede ağlıyorsan orada ağla. Döndüğünde de burada olma. Ha kapı açık. Şu anda hiç konuşacak durumda değilim. Seninle konuşmaya hevesim yok zaten. Sen dik kafalı, acımasız bir adamın tekisin. Çok kalın kafalısın Şevkat, çok kalın kafalısın. Ne diyorsun kızım, ne bağırıyorsun ya? Esin'in telefonu açıktı. Esin'e nasıl bağırdığını, neler söylediğini hepsini duydum. Ya o da benim kara kartalımı kırdı ama. Ya o kırmadı. Ama o karşıyı yere düşürüp kırmış. Esin seni tavayı eve bırakırken görmüş. Şimdi Şevkat benim kırdığımı düşünecek dedi. Biblo'yu yapmaya çalıştı, beceremedi, sinirlendi, fırlattı. E haklı çıktı işte Şevkat. Sen de hemen onun yaptığını düşündün. Ama gözümle gördüm. Kapıyı açınca ayaklarımın dibinde parçalandı. Demediğini bırakmadım kıza. Sen de Esin'i biblo gibi parçalayıp attın. Duydum hepsini. İyi misin şimdi? İçin rahat etti mi? Ne yaptım ya? Esin'e
çok büyük haksızlık ettin Şevkat. Şimdi sen yapıştırabilecek misin o kırdığın kalbi? İyi bari döneyim de bir gönlünü alayım ben de kızım. Aferin sana Şevkat. Beğendin mi lan yaptığını? Ulan o kız seni sevmişti, sevmişti be. Sen ne yaptın? O narin kızı hüngür hüngür ağlattın. Ulan keşke hiç yaşamasaydım da şu kızı ağlatmasaydım. Vallahi billahi keşke hiç yaşamasaydım lan. Lan Mişo, senin bu kılığı kıyafetin ne oğlum? Senin dükkanda olman gerekmiyor mu? Ne işin var burada? Sıkıcım şunu. Sen benim adımı nereden biliyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Vallahi tokadı çakarım ha. O biçim konuşuyorum. Var mı oğlan? Sana özel bir şekil mi lazım? Sakin ol. İçeriden yeni çıktın zaten. İçeriden yeni mi çıktı? Ne içerisi la bu? Benim dükkanda çırak, yumurtacı bu. Bu adam kafayı yemiş. Ne yumurtası? Oğlum delirtme beni. Kimsin? Ne ayaksın sen? Deldirme bana kendini. Bıçak falan taşıyor yanında. Aşağı mahalledeki serserilere uydu, geceleri gelmiyor. Serseri olacak bu çocuk, hapislere düşecek. Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben onunla ilgileneceğim. Sahipsiz bırakmayacağım sokaklarda. Sağ ol Şevkat, Allah razı olsun senden. Yürü gidiyoruz. Şevkat! Hayırdır? Sen kimin elinden kimin adam? Kaybol lan! Oğlum bana bak. Seni bir daha görmeyeceğim. Bu mahallenin sınırları içinde bir daha görürsem bu sefer öldürürüm, haberin olsun. Kalk! Kalk! Şu gözlerin haline bak. Şey mi kullanıyorsun lan sen? He? Bu ne? Çek ha. Ne yapacak aslanım bunu? Cinayet işleyip hapislerde mi sürüneceksin? Ya da biri gelecek sana takacak, geberip gideceksin ha? Özen mi aslanım böyle şeylere? Dışarıda senin gibi kopuk çok var. Böyle takılırsan bir gün bir çöplüğün dibinde senin leşini bulurlar, gömerler. Ondan sonra da kimse hatırlamaz. Arkandan da sadece o zavallı ananı alır. Bundan sonra benim yanımda çalışacaksın. Benim çırağım olacaksın. Adam olacaksın, adam. Anladın mı beni? Tamam Mustafa. Kimsin lan sen? Beni nereden tanıyorsun? Allah Allah. Ya hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir mi ya? Oğlum sen şimdi Şevkat Yerimdar'ı tanımıyor musun ya? Soyadını yerim lan senin. Duydunuz mu lan? Yerim darmış soyadı. Defol git lan. Oh. Al lan! Oğlum bak yazık etmeyin kendinize. Dağılın. Dal! Lan nereye gidiyorsunuz? Şişt. Bir daha elinde bıçak mıçak görürsem kemiklerini kırarım senin, haberin olsun ha. Al şimdi onu orada. Al! Kapat. Yürü. Nereye gidiyoruz ya? Delirip delirmediğimi anlayacağız. Yürü. Ah. Kolay gelsin Kazım. Eyvallah Miço. Kazım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Kimin arabası bu? Hayırdır Miço, akraban mı? Vallahi ben de tanımıyorum. Beni de esir aldı ya. Ne diyorsun lan sen? Tanımadın mı oğlum beni? Vallahi kardeşim bana bak, işim var, gücüm var. Şu arabayı yarım saatte sahibine teslim etmem lazım. Peki hamam ne oldu oğlum? Hamam mı? Sen beni bu kıyafetle gördüğünde hamamım mı var zannettin? Ya Kazım ne saçmalıyorsun lan? Senin hamamın var ya oğlum mahallede. Ben kendim biliyorum kaç kere beni keseledin.
Sen bizim mahallenin hamamcı Kazım mısın? Mahalle ne oldu? Diğerleri ne oldu? Marika abla, Niko, Bahar, Selo. Ulan bu bizim bütün eski kadroyu biliyor. Vallahi kardeşim, Bora Teker geldi bütün mahalleyi satın aldı. Bora mı? Yine peyda aldı la o bebe. Ya arkadaşım, kimsin nesin bilmiyorum ama o saydığın isimlerin çoğu bu mahalleden gittiler. Selami de rahmetli olduktan sonra mahallenin tadı tuzu kalmadı kardeşim. Nasıl la? Selo öldü mü lan? Nasıl öldü la? Ölemez, nasıl öldü? Trafik kazası geçirdikten sonra hastaneye götürdük. Kan bulamayınca rahmetli oldu kardeşim. Hemşire hanım, kan buldunuz mu? Maalesef Arnan kan bulunamadı. Hastanın kritik durumu devam ediyor. Ne yapacağız ya? Dakika. Tamam, tamam. Tamam, hatırlıyorum. Hatırlıyorum o kazayı ben. Ben de hastanedeydim o sırada. Sağ olasın. Eline sağlık hemşire hanım. Ben bunu tamam hallettim. Haftaya falan bir daha beni çağırma. Bu zaten yavaş yavaş kendinden geçer. Tamam, geçmiş olsun. Sağ ol. Hoppala. Oğlum abartmayın lan. Alt taraf pansumana geldik. Bütün mahalle gelmişsiniz. Yok usta, senin için gelmedik. Selam abi kaza yapmış. Ne diyorsun lan sen? Durumu çok ağır. Acil kan bulmamız lazım. Kan? Kaç deri? Hangi grupmuş kan? Sıfır negatif Şevkat. Tamam ver grup. Ver grup. Hadi ver. Gel, gel, gel. Ne dur? Doktor. Burada, dur, burada. Dur, dur sen. Bu nerede kan lazım? Bu taraf, bu taraf. Ver burada. Ben haber vereyim. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Nasıl yani ya? Şimdi benim damarlarımda bu ata ağzının kanı mı var lan? Allah'ım keşke bıraksaydınız, geberseydim lan. Konuşma lan. Sana kan verdim diye bir gofletle bir meyve suyu verdiler. Bu kadarlık adamsın sen işte, anla artık. Şeva, bebişim. Allah razı olsun lan. Sen bana kanı vermeseydin var ya, bana pamuğu tıkamışlardı çoktan. Rahat ol kardeş. Bizden önce ölmek yok. Vallahi Selami. Hayatını Şevkat'in kavga etmesine borç. O tam zamanında pansumana gelmeseydi var ya, çoktan sana o pamuğu. Çok sağ ol Kazım. Çok açıklayıcı oldu yani. Nasıl ya? Olamaz oğlum. Ben kan verdim ona. Ben kendim, bizzat kendi damarımdan verdim. Ölemez lan o. Ya hasta mısın kardeşim ya? Kan bulamadık, rahmetli oldu ya. Allah'ım ne oluyor lan? Deliriyor mu ben, ne oluyorum ya? Dileğim gerçek mi oldu? Ne oldu? Ben yaşamıyorum hakikaten şimdi ya. Şimdi nasıl yani? Cevdet Bey bütün mahalleyi sattı mı ya? Vallahi biri bütün mahalleyi kandırdı. Cevdet Bey abim de satmak zorunda kaldı. Kim hangi? Tanır mısın bilmem. Cuma. Bizim tesisatçı Cuma. He. Yürü la gidiyoruz. Yürü. Yürü gırıtmadan yürü. Bir avuç kalmış Balat halkı. Size 3 gün müsaade ediyorum. 3 gün içinde komple boşaltacağınız, gideceğiniz buralardan, tamam mı? Alınız mı beni? Lan Cuma! Oluyor lan? Lan Cuma! Ne yaptın lan sen? Ne yapayım ben veya sen de kimsin? Ne oluyor veya? Yemin ederim Bora Bey'e söylerim, seni parça pinçik eder. Ben burada boşalttım, ev başına para alıyorum. Sen ekmeğime mani mi oluyorsun bakalım benim ha? Ulan sen ne hain adammışsın be? Ulan insan mahallesini, arkadaşlarını böyle satar mı lan? Ay! Ne yapıyorsun ben? Ne yapıyorsun sen Allah'ını seversen? Ben de çok mutlu muyum sanıyorsun ha? Ben de mutlu değilim. Para içinde yüzüyorum ama var yemez amca gibiyim be ya. Benim de zaaflarım var. Ne yapayım ben? Para için yapıyorum bunların hepsini. Beni engelleyecek bir kişi bile çıkmadı karşıma be ya. Aldım yürüdüm ben de. Oysa ki o küçücük dükkanımda ne kadar mutluydum. Oğlum bana bak. Birini kazıkladığını, dolandırdığını duyayım. Vallahi bak o taşları sana teker teker yuttururum ha. Ulan oğlum. Uygarlık geometriyle kuruldu lan. Sen doğruyu düzgünü reddediyorsan defol git ormanda yaşa. Ama artık çok geç. Parayla zehirlendim ben. Bunun tedavisi yok. Çekil önümden de işimi yapayım bakayım. Hadi bakalım. 3 gün kaldı ha, 3 gün. 3 gün sonra hadi bakalım toparlanın gidin. Aç bakalım yavrumu yola.
Aç bakalım canım. Aç bakalım. Sarı kanarya mı? Kendi gözünüze bakmayın bakalım. Aa. Niko. Niko çözer bu işi. Gel lan buraya. Niko nerede? Niko nerede? Niko nerede? Yürü. Yürü Niko'ya götür beni. Yürü. Yürü. Yani anlattıklarınız çok enteresan beyefendi. Her ne kadar sizi tanımıyorsak da elbette ki tanrı misafirmişsiniz. Yani şu, bak olay aynen anlattığım gibi oldu. Şimdi sen ne diyorsun? Yani böyle bir şey olmuş olabilir mi? Yani şimdi ben yok mu oldum? Öncelikle beyefendiciğim, samimiyetinizi hoş göreceğim. Bakın, paralel evrende bu mümkün olabilir. Bak. Aldığımız kararlarla hayata devam ederiz. Ama aldığımız kararların aksi de başka bir evren oluşturabilir. Ve başka bir şefkat de o evrende yaşamasına devam eder. Böylelikle bunun gibi bir sürü evren oluşur. Yok yok, sen bakma Niko'ya, bak ben sana gerçeği söyleyeyim. Sen daha önce bu mahallede hiç yaşamadın. Yaşamış olsaydım ben seni bilirdim. Çünkü sen böyle delikanlı birine benziyorsun. Aşık bile olabilirdin. Aşk? Hı? Aşk? Bir dakika. Esin... Esin'e ne oldu? Esin kim? Esin Cevdet Beyefendi'nin kızıdır. Evet, geldi bir iki kere yani doğduğu köşkü görmek için ama o köşk de bugün yıkılıyormuş. Tanımadım Mesin. Şevkat ben. Kusura bakmayın, çıkartamadım. Tanıştığımıza emin misiniz? Ha. Clara, Matilda, Amukachi. Kızlar nerede ya? Ben anlamadım hiçbir şey. Siz kimden bahsediyorsunuz? Yok, haklısınız. Tamam. Ben saçmalıyorum. Kusura bakmayın. Efendim Bora. Bora artık beni aramayı bırak, tamam mı? Biz seninle boşandık, oldu bitti. Bırak artık peşimi ya. Evet buradayım. Doğduğum evi yıkmanı istiyorum. Mutlu musun şimdi? Bu kadarını senden beklemezdim Bora. Bora mı? Eski kocam benim. Sırf benden intikam almak için doğduğum evi yıktırıyor. Ve çocukluğum var benim bu evde. Anılarım var bir sürü. O mu yıktırıyor burayı? Tanıyor musunuz? Ben de çok iyi tanıyorum. Hayatımı mahvetti benim. Ben nasıl güvendim bu adama ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.